Evet, merhaba arkadaşlar. Kod Dünyası'ndan ziyaretimize geldiler. Şu anda Altunizade İstanbul'dayız. İstanbul Şehir Üniversitesi'ndeyiz. Sonunda İstanbul'a dönmeyi başarabildik. Kod Dünyası'ndan Yakup Adıgüzel ve Ceyda Uçan bizimle beraberler. Şimdi sorularını soracaklar. Ve biz de cevaplamaya çalışacağız bilebildiğimiz kadarıyla. Sonra da biraz da sizi de tanırız. Olur mu? Olur. Peki, buyurun. Kiminle başlıyoruz? Ben başlayayım. Biraz önce sizi de tanıyalım ama kimdir Kod Dünyası? Siz kimsiniz? Nerede öğrencisiniz? Evet. Kod Dünyası Adana merkezli kuruluyor normalde. Öğrencilere motivasyon sağlamak, amatörlerle profesyonelleri birbiriyle buluşturmak için. Bu böyle bir sosyal sorumluluk projesi mi? Ya, sosyal medya sayfası ama sosyal sorumluluk projelerine destek veriyor. Ya, hayalindeki robot projesi var mesela, ona destek veriyor. Ve bu her üniversitede böyle insanlar var buna destek veren. Yani birkaç üniversite var. Siz de gönüllü olarak bu işe girdiniz. Aynen. Kendinizi bu konuda geliştiriyorsunuz. Aynen. Hangi üniversitede öğrencisiniz? Sabahattin Zahir Üniversitesi. Hangi bölüm? Yazılım mühendisi. Yazılım mühendisiyiz siz. Ben de Sabahattin Zahir Üniversitesi. Yazılım mühendisi. Kaçıncı sınıftasınız onu da sorayım. Bir bitti. İkiniz de bir bitti. İyi. Birinci sınıftan bakın böyle girişimci arkadaşlarımızı yavaş yavaş keşfediyoruz biz de. Bu arkadaşlara dikkat edin diye bütün medyalarda söyleriz. Evet, buyurun sorunuzla başlayalım. İlk sorumuz, şu ana kadar hiç yazılım eğitimi almamış, yazılım konusunda pek bilgisi olmayan birinin sırf ilgi duyduğu için yazılım bölümü seçmesi doğru mu? Evet, doğru. Yani şöyle, aslında şunu soruyorsunuz zannediyorum. Bazı arkadaşlar bunu soruyorlar. Ben diyor lisede mesela hiç bilgisayarla ilgilenmedim. Şimdi bakıyorum arkadaşlar bilgisayarla oyun oynuyorlar. LOL oynayan ve bu konuda master level olan bir sürü insan var. Ben hiç oynamadım. Benim halim ne olacak? Bilgisayarla ilgili bir bölüme girsem öğrenir miyim? Veya işte bazı arkadaşlar meraklı. Laptopun içine açıyor, bir şeyler takıyor, bir şeyler çıkartıyor. Benim hiç merakım yok. Bu konulara şimdiye kadar girmedim diyebiliyorlar. Şimdi bu tabii şey, bilgisayar mühendisliği eğitimi, yazılım mühendisliği eğitimi veya herhangi bir işimle ilgili başka bir eğitim için tasarım yapılırken, bizler bu müfredatları tasarlarken, üniversitedeki hocalarımız müfredatları tasarlarken hiç bilmeyen birisine göre tasarım yapıyorlar. Hatta o kadar ki yani bilgisayar açıp kapamayı bile bilmeyebilir. Onunla ilgili bir giriş dersi koysak mı koymasak mı her üniversitede, her bölümde bir tartışılır bunlar. Dolayısıyla hiç bilmeyen birisi bir bölüme girip, meslekle ilgili bir bölüm. Yani bu zaten böyle bir şey bekleyemezsiniz. İnşaatla ilgili adamlar lisede inşaat öğrensinler. Gemiyle ilgili adamlar gemicilik öğrensinler. İşte herkes öğrensin diye bir şey bekleyemezsiniz. Her meslek buna göre tasarlanır. Ama şunu tabii ki kabul etmek lazım. Liseden, daha önceden merakı olup bazı şeyleri daha önceden öğrenmiş arkadaşlar daha hızlı bir giriş yapıyorlar. Şimdi biz mesela birinci sınıfta bütün mühendisliklerde, sadece bilgisayar değil, makine mühendisliği de, elektronik mühendisliği, bütün mühendislikler programlamaya giriş dersi alırlar. Ve bu programlamaya giriş dersini bilerek gelen arkadaşlar da olabiliyor. Yani birinci sınıfta. Bu aynısı matematik için de geçerli, fizik için de geçerli. Üniversite matematiğini de bilerek gelen olabiliyor. Bilmeden gelen de olabiliyor, onu öğrenen de olabiliyor. Dolayısıyla o her zaman cepte. O her zaman var. Yani lisede kendini önceden hazırlayıp gelip onu bilerek daha hızlı başlayanlar her zaman olabilir. Bilişim için de bu söz konusu. Ama üniversiteye giren arkadaşların hiçbir şey bilmediği varsayılarak müfredatlar hazırlanır. Ama farkı ne oluşturur derseniz merak oluşturur. Merak eden, seven, ilgilenen birisi çok daha hızlı ilerler derslerde. Diğer derslere adaptasyonu, devamı, derse konsantrasyonu, takibi. Bunlar çok daha başarılı olur. Not ortalamaları daha iyi olur. O arkadaşların ilgisi daha fazla olduğu için çevresi ona göre şekillenir. Mesela adam diyelim ki başka bir şeye meraklı, balıkçılığa meraklı. Hafta sonları gidiyor, balıkçılık yapıyor. Onun çevresi balıkçılığa göre şekillenecek değil mi? Oradan insanlar tanıyacak. Bilişime meraklı bir insan da çevresi oradan şekillenecek. Dolayısıyla neye merakınız olduğu önemli şeylerden birisi. O yüzden hep söyleriz ve bizim bütün videolarda da akademisyen hocalarımızla, sektörün uzmanlarla röportajlar yaptığımızda da ben soruyorum kimler seçmeli bilgisayar mühendisliğini diye. Aldığımız cevaplar hep aşağı yukarı aynı. Bu işe merakı olacak, bu işe ilgisi olacak. Bu ilginin bir göstergesi midir lisedeki merak? Lisede bir programlama dili öğrenmek, işte bilişimle ilgili bir şeyler yapmak, o tartışılır bir şey. Kim insanın imkanı olmuyor, kim insan ne olduğunu bilmiyor, bilmediği bir şeyi merak etmesi de çok mümkün değil. Kim insan merak ediyor, imkanı da var, onları öğreniyor. O yüzden şunu söyleyebiliriz, hiç bilişimle ilgili bir geçmişiniz yoksa da lisede, hiç bilmeden gelebilir, üniversitede bunları sıfırdan öğrenebilir, bilmiyor olsa da. Ama merak eden, ilgili arkadaşların gelmesini her zaman tavsiye ederiz. Bilmiyorum, sorunuza cevap oldu mu? Oldu, yani özetle merak ediyorsa gelsin öğrensin diyorsunuz. Evet, merak ediyorsa gelsin öğrensin. Hiçbir şey bilmiyorsa da bu bir problem değil. Çok insan vardır ilk kez üniversitede bilgisayar gören,
Şimdi biraz daha bu işler rahatladı. Eskiden çok daha büyük bir problemdi. Bilgisayar çok masraflı bir şeydi ve bulunmuyordu. Yani Türkiye'de böyle 2-3 bilgisayar olduğu dönemlerde de bilgisayar mühendisliği eğitimi verildi. Öyle düşünün. Türkiye'de yani büyük kurumların aldığı zamanlarda da. Dolayısıyla bu bilgisayar işi şimdi çok rahat ulaşılan bir şey olduğu için herkesin bilgisayarı zaten bilmesi bekleniyor mu gibi bir algı oldu. Zaten ona göre de içerikler ayarlanıyor. Ama genel olarak bilmeyenler de gelebilirler, öğrenebilirler ama bilenler biraz daha hızlı başlarlar. O yüzden lisede, ben lisede genel olarak vakti olan arkadaşlara şeyi tavsiye ediyorum. Yani derslerine konsantre olsunlar, daha yüksek puan alıp daha iyi bir bilgisayar mühendisliği bölümüne girsinler. Çünkü üniversite ve o üniversitede alacağınız eğitim ve kültür ve tanıyacağınız insanlar hepsi birbirine bağlı bir paket olarak size geliyor. Ne kadar iyi bir paket açarsanız o kadar iyi şanslarınız oluyor ortada. Anlatabiliyor muyum? O yüzden lisede çok bilgisayarla ilgilenilmese de çok sorun değil. Ama hobi olarak yani derslerini engellemeden boş vakti var. Dizi mi izleyeyim, televizyon mu izleyeyim, bilgisayarla mı ilgileneyim? Bilgisayarla ilgilenebilirsin, orada bir sorun yok. Evet, Ceyda Hanım, buyurun. Yazılımda birçok alan var. Hangi alana yatkın olduğumuzu nasıl tespit edebiliriz? Yani hangi alana yöneleceğimizi nasıl karar verebiliriz? Bunun en kolay yolu o alanları tanımak. Yani bilmediğiniz bir şey seçemezsiniz değil mi? Ben şimdi hiçbir bilgim yok mesela. Veri tabanı uzmanı ne yapar? İsmini duymuşum sadece ama hiçbir bilgim yok. Bu bana göre mi? Ben ona göre miyim? Bunları seçme şansım yok. Dolayısıyla tanımanız gerekiyor. Tanımak için ne yapacağız? Birkaç tane yol var. Bir tanesi biz videolar çekiyoruz. Meslekleri tanıtan videolarımız var. Sektörden uzman, bu konularda çalışan, yıllarca o alanda o unvanla çalışmış insanlarla röportaj yapıyoruz. Bunları izleyebilirsiniz. Bu bir. İkincisi daha güzeli, yaşamak. Yaşayarak öğrenilen şey hiçbir zaman unutulmuyor ve onun tecrübesi hiçbir zaman başka bir şeyle. Biz size binlerce kere anlatsak da onun yeri başka. Nasıl yaşayacağız peki bunu? İşte burada staj olabilir. Part-time iş olabilir. Girip direkt full-time çalışanlar olabilir. Yaz döneminde girip çalışabilirsiniz. Yani iş dünyasına girip o işi gerçek hayatta görmek. Yani bunu şey olarak düşünmeyin. Ben veri tabanı uzmanlığı ile ilgileniyorum. Veri tabanı uzmanı pozisyonu bulayım ve bir göreyim nasılmış. Böyle bir şansınız zaten yok. Ne yapabilirsiniz? İşte bir yere girdiğinizde stajyer olarak orada görürsünüz. Bak bu adam işte front-end developer. Bu adam DevOps. Bu adam işte şu filan. Bunları siz görüp o adam ne yapıyor? Saat kaçta geliyor? Ne işle uğraşıyor? Ne kadar stresli bir hayatı var? Bunları gözlemleme şansınız var. O yüzden sürekli diyorum ki bir işe girin, çalışın. O işte sizin yaptığınız işin dışında öğreneceğiniz, size katacağı çok şey olur. O kazançları sonra işte bu tip sorularınızı cevaplamak için. Ben hangi işe gireyim? Hangi işteki ne yapar? Oradaki insanları da sorun. Yani bir tanıdığınız varsa gidin şirkete bir ziyaret edin. İmkanınız varsa ziyaret için gidin sadece çalışmak değil. Sadece ziyaret için gidin. İnsanlara sorun. Kimler ne iş yapıyor? Nasıl çalışıyor? Hayatları nasıl geçiyor? Ne kadar çok bilgi toplarsanız o kadar daha doğru tercih yaparsınız. Daha doğru yönelim yaparsınız. Şimdi her insan için böyle bir cevap yok. Yani hangi alana yönelelim? İşte yazılım mühendisliğine yönelim. Herkes için doğru olmayabilir. İşte sistem yöneticisi, güvenlik, bir sürü çalışma alanımız var. Bunları biraz herkes kendisini de tanıyacak. Çünkü o her bünyeye de uygun değil her iş. Bana uygun mu? Soru o esas. Her insan eşsizdir. Değil mi? Bir eşiniz daha var mı? Yok, hepimiz eşsiziz. Eşsiz bir hayat deneyimimiz var. Ve o eşsiz hayat deneyimi, tecrübeler ve eşsiz insanın bir işte buluşması söz konusu. Ve bir sürü alternatif var burada. Dolayısıyla insan kendini tanıyacak, kendini keşfedecek, işi tanıyacak, işi keşfedecek ve sonra orada bir eşleştirme yapacak kendisi. Ve sizi en iyi tanıyan kişiler siz olduğunuz için bu eşleştirmeyi de siz yapacaksınız. Bilmiyorum cevap oldu mu? Yazılım mühendisliği okumak isteyen ama bölümü, bu puanı bu bölümün çok üstünde olan birisi ne yapmalı yani? Diyelim adam ilk 200'e girmiş ama yazılım mühendisliğinin puanı çok düşük. Tercih etmeli mi yoksa farklı alanlar mı? Yazılım mühendisliğinin alternatifleri var. Yani bilgisayar mühendisliği de olabilir, başka bölümler de olabilir ve bunlar iyi puanlarla alıyor. Benim girdiğim zamanlarda bu ÖSS, ÖYS vardı o zamanlar. Şimdi isimleri değişti. Ne oldu isimleri? YGS, LYS oldu değil mi? Mesela bu sınavlardan birinci olanlar, Türkiye birincilerinin falan seçtiği bölümlerdi. Bilgisayar mühendisliği, elektronik mühendisliği, endüstri mühendisliği bu bölümleri seçiyordu o zamanlar. Şimdi tabii biraz düşüşte bu bölümler ama yani en iyi, en yüksek puanlı alan bölümlerdi. Şu anda da iyi, yüksek puanlı alanlar var. Bu tabii şunu yapmak gerekiyor orada. Biraz hoca kadrosuna, biraz bölüme bakmak lazım. İyi bir bölüm tercihi yapmak lazım ve iyi, yüksek puanlı alınan bir yer tercih edilebilir. Çok düşük veya yüksek olması önemli değil. Ne istediğiniz önemli. Bu alana merakınız varsa ve bu alanda ilerlemek istiyorsanız o alana yönelin. Yani bunu bilişim olarak söylüyorum. Bilişimin altında sizin puanınız, sizin puan türünüz, sizin
hedeflerinize uygun olarak bir alan seçebilirsiniz. Şimdi çok fazla şey açıldı. Bunları 2000 yılında YÖK belli bir standarda oturtmuştu. Bilgisayar mühendisliği ismi altında toplamıştı. Sonradan yeni bölümler de çıktı. İşte yazılım mühendisliği çıktı, yönetim bilişim sistemleri, bilişim teknolojileri ve sistemleri mühendisliği. Bir sürü bölüm sayabilirim size böyle. Farklı farklı bölüm. Mesela bilgisayar mühendisleri odasında galiba 6 tane bölümün ismi geçiyor odaya kaydolabilir diye. Onun dışında da başka bölümler de var kaydolamayan. Bilgisayar bilimleri var. Bilgisayar teknolojileri ve bilgi bilimleri gibi başka bölümler de var. Böyle bölümler de var. Şimdi bu bölümlerin herhangi birini de tercih edebilir puanına göre. Önemli olan bilişime merak olup olmadığı ve o program o insana gerekli olan, ihtiyacı olan donanımları sağlayacaktır. Dolayısıyla bilişime meraklı birisi herhangi bir ismine çok takılmadan herhangi bir programı seçerek devam edebilir. Burada üniversite ve kadro, akademik kadro çok önemli. Bizim onunla ilgili bir üniversite tercihiyle ilgili video serimiz var. Nasıl tercih edilir? Onu izleyebilirler. Objektif olarak anlatmaya çalışıyoruz nelere dikkat etmeleri gerektiğini. Ve sonrasında da tercihlerini yapabilirler. Dolayısıyla puan ve puanım işte benim puanım tıp için uygun, benim puanım hukuk için uygun, benim puanım işte gemi mühendisliği için uygun çok önemli değil. Siz ne istiyorsunuz o önemli. Dolayısıyla puanla isteğiniz arasında bir boşluk varsa da çok önemli değil. İstediğiniz yere gidin. Meslek lisesi öğrencileri mesela sınavlarda çok zorlanıyor ÖSYM sınavında ve istediği bölümlere kolayca giremiyor. Sizce sistem adil mi? Bu katsayı sistemi düzelmedi mi? Katsayı artık uygulanmıyor değil mi? Herkes eşit haklarla giriyor. Evet ama meslek lisesinden mezun olanlar normal dersleri göremiyor. Yani sınavda yapamıyor. Ama o bir tercih. Yani bunu bilerek tercih ediyor değil mi? Meslek lisesini bunu bilerek herkes tercih ediyor. Yani ben meslek lisesi tercih ederken ben biliyorum ki normal almam gereken matematik diğerlerinden aldığı gereken demeyelim de normalde alınan matematik, fizik işte diğer dersleri az alacağım. Ve bunun yerine mesleğimle ilgili dersler alacağım. Yani bunun bir bedeli var. Meslekle ilgili bir şeyler öğrenmenin bir bedeli var ve ötekini tercih edeceğiz. Şimdi bu şeye baktığımızda, denkleme baktığımızda bu tercihi yapan insanlar zaten onu kabul ederek buna giriyorlar. Sonra bunu hiç yaşamamış gibi, herkes gibi eşit bir şekilde bir eğitim almamış olmayı şikayet olarak getirmemeleri gerekir diye düşünüyorum. Şimdi buradaki sıkıntı esas şu. Yani o meslek lisesindeki öğrenci arkadaşların sorunu değil bu. Bu hani şeyinde var ya, Koç'un da böyle bir sözü var. Meslek lisesi memleket meselesi diye. Bu bir memleket meselesi. Yani biz Türkiye'de ne yazık ki meslek liselerini öldürdük. Yani bu insanlar lazım. Bilgisayar programcılığını öldürdük 2 yıllık. Şu anda bu insanlar lazım. Bakın çok sayıda bilgisayar mühendisi, 4 yıllık üniversiteyi bitirmiş bilgisayar mühendisi sektöre çıkıyor. 2 yıllık programcının yapacağı işi yapıyor. Hatta çok sayıda arkadaş söyler ki, der ki yani biz üniversitede öğrendiğimiz hiçbir şeyi kullanmıyoruz veya üniversite eğitimi gereksiz. Bunu söylüyor adam ve haklı, haklılık payı var. Yani bunu normalde söylememesi lazım, böyle bir şey söyleyememesi lazım. Ama bunu söyleyebiliyor ve haklı. Niye? Çünkü gerçekten adama 2 yıllık programcının yaptığı iş yaptırtılıyor. Al şu işte .NET'i, bunun da kodu yaz, Java'yı al şunun da kodu yaz. Adam başka hiçbir şey düşünmüyor. Sadece verilen işleri, isterleri, işte o şeyleri hazırlayıp yapmaya çalışıyor. Şimdi normalde sağlıklı bir programlamada 2 yıllık programa da ihtiyaç var. Meslek lisesine de ihtiyaç var ve bir insan meslek lisesinden mezun olduğu gibi iş bulabilmeli, çalışabilmeli ve hiç üniversiteyi falan düşünmeden kendisini o alanda bir yerlerde bulabilmeli. Ama meslek lisesinden mezun olan herkes üniversiteye girmek zorunda şu anda. Öyle hissediyor. Herkesin böyle bir zorunluluğu varmış gibi. 2 yıllık bitirenlerin hepsi DGS'ye girelim 4 yıla tamamlayalım hissediyor. Şimdi böyle olunca herkes üniversiteye. Üniversiteye gitmek istiyorsan da ama meslek lisesi ve 2 yıllık doğru. Yani orada bir şey oluyor böyle. Bir yan sapma oluyor. Sonra tekrar bir yola girme oluyor filan. Dolayısıyla oradaki sıkıntı aslında bu meslek lisesi ve 2 yıllık mezunlarını öldürmüş olmamız. Şimdi mesela 3 yıllık programlar çıktı. Teknoloji fakülteleri çıktı. Onlar da teknolog oluyorlarmış. Yani mühendis diploması alıyorlar ama bir de öyle bir şey var. Yani böyle şeyi görüyoruz yani. Evet bizim mühendis eğitimi almayan insanlara da ihtiyacımız var. Pratik eğitim alan ve direkt sahada uygulama yapacak insanlara ihtiyacımız var. Tamam var ama yani bunun çözümü şimdi nasıl bulundu? İşte teknoloji fakülteleri kuruldu. 4 yıllık gösteriliyor, 3 yıl eğitim alıyor. Diploma 4 yıllık mühendis yazıyor ama adam 3 yıllık eğitim alıp teknolog eğitim alıyor aslında filan gibi ara çözümler şimdi çıktı ortaya. Yani şeyi çözemediğimiz için, o ihtiyacı çözemediğimiz için böyle ara çözümlerle bir şeyler. Şimdi sektör ister, sektör parasını verecek. Bir sürü de bilgisayar mühendisi var. Ben parasını vermişken bilgisayar mühendisi olsun, 2 yıllık olmasın, meslek lisesi olmasın değil mi? Ben de işveren olsam en iyisini almaya çalışırım. Alıp adamı 2 yıllık işi yaptırıyorsunuz ama. Alıp meslek lisesi mezunu işi yaptırıyorsunuz. Ama sektör bunun çok umurunda değil. Sektör en kalitesini ister. Adam da buluyor, parası da var.
Dolayısıyla öyle gider. Ama esas onun dengeli bir şekilde dağılması lazım. Bunun tabii çok farklı boyutları var. Yani işte askerliğin uzun yapılmasından tutun da devlette kamuya girişe kadar, KPSS sınavlarındaki ayrımcılığa kadar bir sürü yerde ben size başka sebeplerini sayabilirim. Meslek dizisi ve 2 yıllıkların bugün bu halde olmasıyla ilgili. Benim kişisel tavsiyem, meslek lisesini okuyan arkadaşlar gerçekten meslek lisesinden mezun olduktan sonra bu işi yapacaklarsa girsinler. Üniversiteye devam edeceklerse meslek lisesine mümkünse girmesine. Hatta hiç kimse girmesin diyeceğim de o kadar da şey konuşmak istemiyorum. Karamsar konuşmak istemiyorum. Ama şunu görüyorum, meslek lisesinden mezun olan veya 2 yıllıktan mezun olan herkes üniversiteye bir şekilde girmeye çalışıyor. Şu anki durum bu. İleride nasıl olur bilmiyorum ama Türkiye biraz bu kurumları bu hale getirdi, öyle söyleyeyim. Ne bu öğrenci arkadaşların, ne oradaki hoca arkadaşların, öğretmen arkadaşların sorunu. Birazcık sistematik başka problemlerimizden kaynaklanan, planlamayla ilgili, eğitimle ilgili, bilişim planlamasıyla ilgili ciddi problemlerimiz var, yıllardır var. Yani bu bilişimle ilgili ciddi bir problem var. Bununla ilgili insan gücüne ihtiyacımız var, eğitilmiş insana ihtiyacımız var ve biz bunları yetiştirmekte çok geç kaldık. Ve bir şekilde bunları ayarlayamıyoruz. O yüzden bu iş başka bir problem. Başka boyutlarda ele alınması gereken bir problem. Belki meslek lisesinde o meslek eğitimi olarak verilen eğitimlerin herkese verilmesi lazım şu anda. Bütün ilkokuldan, ortaokuldan, liseden mezun olan insanların o meslek lisesinde verilen eğitimi biliyor olması lazım belki de. Bilgisayar okuryazarı olması, sosyal medyayı bilinçli kullanması, değil mi? Bir sürü şey sayabilirim size. Ama bunları işte bir şekilde bir aklın, üst aklın oturup planlayıp, strateji belirleyip 10 yıl, 20 yıl sonra bizim kaç tane bilişim çalışanına ihtiyacımız var? Hangi alanda ihtiyacımız var? Ne seviyede ihtiyacımız var? Bunların hepsinin planlamalarını yapılıp ona göre programlar açılması çok daha doğru. Türkiye'de başka şekilde üniversiteler açılıyor. O da başka türlü problemler olarak bize geri dönüyor. Buyurun. Türkiye'de üniversitelerden bahsetmişken sektöre en iyi hazırlayan diyebileceğiniz birkaç belli başlı üniversite var mı? Yoksa ortalama aynısı? Üniversiteler arasında belli bir kalite farkı var. Yani şunu söylemişimdir geçmişte videolarda izleyenler. Türkiye'de bir tane üniversite var, ismi yok. Diğerleri onun şubesi demişimdir. Ama iyi şube de var, kötü şube de var, onu söyleyelim. Yani iyi üniversite de var, kötü üniversite de var. Bazı üniversitelerde bakıyorsunuz gerçekten işin ehli, bu işte uzman. İşte sektörle iç içe olan, sektör tecrübesi olan, yurt dışı tecrübesi olan, uluslararası yayınlar yapan, tanınan, bilinen bir sürü hocamız var. Bazı üniversitelerde bakıyorsunuz, daha akademik hayatının başında ki hocalara yük verilmiş, onlara yüklenmiş, onların omzuna yüklenmiş bütün iş. Daha tecrübesi olmayan, hayatla bir mücadeleye girmemiş, işte yurt dışı tecrübesi olmayan, herhangi bir tecrübesi olmayan çok genç arkadaşlara bu yükleniyor. Bazı üniversitelerde o da yok. Hoca yok. Yani o alanda mesela bir alan açıyorsunuz, tıpla ilgili bir bölüm açıyorsunuz, tıp mezunu kimse yok. Hukukla ilgili bir bölüm açıyorsunuz, hukuk mezunu kimse yok. Ona benzer bilgisayarla ilgili bir bölüm açıyorsunuz, o bölümden eğitim almış kimse yok mesela programda hoca olarak. Şimdi hoca kim ki, eğitim ne olacak, kime ne verecek? Öğrenci geliyor oraya, öğrenciye diyorlar ki sen bilgisayar mühendisi olacaksın, sen yazılım mühendisi olacaksın, sen şu olacaksın. Geliyor, hiç daha 4 yıl okuyor, bir tane bilgisayar mühendisinden ders almıyor, bir tane yazılım mühendisinden ders almıyor. Başka bölümlerden toplama hocalarla bu işler çözülmeye çalışılıyor. Yani dolayısıyla Türkiye'de bu kalite farkı bu arada, bu şey farkı, eğitimdeki kalite farkı giderek de açılıyor, onu da söyleyeyim. Yani ben okuduğum yıllarda 30 tane bilgisayar mühendisliği programı vardı. Başka da öyle yazılım mühendisliği falan başka programda yoktu. Şimdi 130 tane program öğrenci alıyor. Ve 30 tanenin en kötüsüyle en iyisi arasında bir fark vardı. Yani belli bir fark vardı. Çok açık değildi ara. Ve sadece bilgisayar mühendisiyim dediğinizde belli bir standardı belirtiyordu. Şimdi bilgisayar mühendisiyim dediğinizde arada çok büyük farklar var. Ve yani işte mesela geçen bir hoca arkadaşla konuşuyoruz. Sadece iki tane matematik sorusu çözerek elektronik mühendisiydi o hocanın söylediği, bilgisayarı bilmiyorum, bilgisayar için yalan olsa, ama elektronik mühendisine giren öğrenci var. Şimdi bu mümkün değildi yani, öyle söyleyeyim. Bizim zamanımızda böyle bir şey hayal bile edemezdiniz, şeyi geçemezdiniz yani. Mühendisliğe giremezsiniz. Herhangi bir mühendisliğe giremezsiniz. Bırakın şeyi, bilgisayar, elektronik falan. Dolayısıyla bunlar Türkiye'de giderek ucu açılan şeyler, araları açılan şeyler ve şunu göreceğiz büyük ihtimalle ki görmeye de başladık. Tamam, bilgisayar mühendisisin ama hangi üniversiteden mezunsun? İnsanlar artık bu soruyu sormaya başlıyorlar, soruyorlar. Çünkü neden? Çünkü arada kalite farkı var. Sadece bilgisayar mühendisi olmak artık yetmiyor. İyi bir üniversiteden olmak bir şeyler ifade ediyor. Veya başka bir şey koymanız gerekiyor masaya. Yani ben evet, İşte orta bir bilgisayar mühendisliği bölümünden mezunum. Üniversitem çok iyi değil, parlak değil. Veya kötü bir bölüm üniversiteden mezunum. Ama deyip bir şey koymanız gerekiyor.
İşte şu sertifikam var. İşte şu projede şu kadar tecrübem var. Şu projeyi yaptım. İşte yurt dışında şurada staj yaptım. İşte bir şeyler koymanız gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla o fark giderek açılıyor. Bilmiyorum sorunuza cevap oldum. Aralarında fark var yani. Hepsi aynı değil. Yani sadece belli dillere yatkın olup diğer dilleri çözemeyen bazı takipçilerimiz var. Mesela onları ne önerirsiniz diyelim. Web programlamada iyi ama C# bir türlü öğrenemiyor, çözemiyor. Ya herkes her şeyi çözecek diye bir kural yok. Yani şeyseniz, bakın bu bilişim dünyasında ligleri vardır. Mesela üçüncü amatör ligi vardır. Adam amatör olarak bilişimle uğraşıyordur. Yani hiçbir iddiası yok. Sadece bir şeylerle ilgilenecek ve onunla bir yerlere gelmek. Bir tane mobil uygulama yazıyor. Onun çalıştığını görmek onu mutlu ediyor. O kadar yani. Tamam mı? Veya onu koyacak işte Android markete. Üç kişi indirse çok mutlu olacak. Yani o onu tatmin ediyor. Şimdi böyle bir arkadaşın her şeyi öğrensin diye zorlamanın bir anlamı yok. O amatör ligde kendi hobisi olarak, yani gidip balıkçılıkla uğraşacağına, balık tutmakla uğraşacağına hobi olarak o işle uğraşsın. O ona yeter. Onu zorlamanın bir anlamı yok. Bunu da öğreneceksin, bunu da öğreneceksin falan gibi bir derdimiz yok. İşte üçüncü ligi var, ikinci ligi var. Adama sadece mesela bir dil öğretilmiş adama. Mesela Java diyelim. Sadece Java öğreniyor ve onunla hayatını kazanıyor. Java'da çıkan yenilikleri takip ediyor. Hayatı onunla kod yazmak. Veya SQL öğreniyor. SQL'le hayatını kazanıyor. Onunla gidiyor. Emekli de olur oradan. Onun da bir iddiası yok. İşte birinci lige çıkayım biraz daha. Veya süper lige çıkayım. Şimdi süper ligdeyseniz işler değişiyor. Mesela şimdi Java'nın Android desteğini, yani şey, Google Android'den Java desteğini çekti, Kotlin çıktı. Bir gecede Kotlin kitabı yazan adam var. Adam öğreniyor, kitabını yazıyor, yayınlıyor. Şimdi adamın ama ligi farklı, anlatabiliyor muyum? Süper Lig'de adam. Adam onu bir gecede öğrenmek zorunda. Çünkü ertesi gün onunla ilgili bir toplantıya katılacak, bir şeyler olacak. Yani sizin neyi hedeflediğiniz, hangi ligde kendinizi konumlandırdığınız aslında neyi ne kadar öğrenmeniz gerektiğini de belirliyor. Sürekli bir yenilik akıyor bize. Bir nehre karşı yüzüyoruz, akıntıya karşı yüzüyoruz. O gelen yenilikleri takip etmediğiniz zaman o yenilikler sizi arkaya atacak. Aynı yerde kalmak bile bir mücadele gerektiriyor. Bir de ben biraz ileriye geçeyim. Burada biraz da öne geçeyim. Şimdi bir sürü insan sektörde belli yerleri tutmuş. Bu adamların yerine geçeyim, ben daha iyi yerlere geleyim. Bu adamlar ayrıldığı zaman oradan ben orayı doldurayım diyorsanız o zaman iyi yerlere gelmeniz lazım. O zaman mücadele etmeniz lazım. O zaman farkınız olması lazım. Belki onlarca, 20 tane, yani herhangi bir dili çok kısa sürede öğrenebilecek, onda hızlı bir şekilde proje çıkartabilecek seviyeye kendinizi egzersizlerle, yapa yapa, tecrübelerle getirmeniz lazım. Ki bu da biraz gayret gerektiriyor. O yüzden yani sorunuza cevap, kod dünyasıydı değil mi? Kod dünyasını takip eden arkadaşlara cevap olarak hedefinizi doğru belirleyin. Yani hedefiniz bir amatör bir proje yapmak ve bu hobi